Günümüzde uygulanan faiz çeşitleri basit faiz, bileşik faiz, temerrüt faizi, gecikme faizi vesaire. Bir de tefeci faizi var. Kur'an kat kat artan ribayı yemeyin derken bunlardan hangisini yasaklamış oluyor? Ali İmran suresinin 130. ayetinde Allahü Teala la te'kulur riba ad'afen mudafe buyuruyor. Faizi adaf ve mudafe olan faizi yemeyin. Yani ne demek? Arap dilinde bu bir sıfattır, bu bir özelliktir. Bazı özellikler sabit özelliktir. Buna sıfatı sabite derler. Yani değişmez özelliği kat kat artmak olan faizi yemeyin. Faiz öyle bir yaptadır ki önce işte %10 faizle %5 faizi aldık. Ödeyemediğin zaman o artar, artar, artar. Sonra kendisinin katlarında geçer, alınan borcun birkaç katı olmaya başlar. Habire artar, habire artar. Böyle kar topunun yuvarlandıkça büyümesi gibi olur. Faizin tabii yapısı böyledir. Ama Allah-u Teala Bakara suresinde konuyu bize çok net bir şekilde açıklıyor. Şöyle diyor, وَاِنْ تُبْتُمْ diyor, yani faizcilikten tevbe ederseniz, فَلَكُمْ رُؤُسْ اَمْوَالِكُمْ ana mallarınız sizindir, faizden tevbe ederseniz. Yani diyelim ki birisi bir başkasına 1 milyon lira demeyelim de altın diyelim, 100 altın borç vermiş, daha sonra 101 altın vermek üzere. O bir altın faizdir. Eğer faizcilikten vazgeçerseniz ana mallarınız sizindir diyor. Onunla da kalmıyor Allah. Bakara 279. ayette bunu söylüyor. La tazlimun ve la tuzlimun. Karşı tarafa haksızlık etmezsiniz, yanlış yapmazsınız. Yani verdiğiniz neyse onu alırsınız. Haksızlığa da uğramayacaksınız. Verdiğinizden aşağısını da almayacaksınız. Örnek olarak altını verdim çünkü altının değeri evrenseldir. O insanlar müdahale edemez, o tabii bir varlıktır. Ama bugün kağıt para öyle değil. Zaten kağıt para diye bir şey de kalmadı, dijital. Yani bugün gerçekten bunu söylediğim zaman içim bir acayip oluyor. Bu hiçbir değeri olmayan şeye insanlar para diyor. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın kimse sizi dinlemiyor. Kimseye doğruları anlatmak mümkün değil. Tabii Allah'ın nebileri mucize göstermesine rağmen insanları inandıramadığına göre biz de inandıramıyoruz. Burada Allah şunu söylüyor. Ben şimdi size birisine 100 lira borç versem, hadi bir sene sonra 120 lira alacağım diye. E peki bir sene sonra 120 lira getirdiği zaman 20 lirasını alamam, 100 lira alırım. Alırım da para %50 değer kaybetmişse ne yapacağım ben? Çünkü geçen sene verdiğim 100 liranın, ben 100 lira alacağım ama 100 liranın gördüğü işi bu sene ancak 200 lira görüyor. Öyleyse ben o kaybı alırım karşı taraftan, haksızlığa uğramam. Peki değer artışı varsa, deflasyon olmuşsa, o zaman da ona dikkat ederim. Satın alma gücü artmışsa o zaman ona göre ödeme yaparım. Yani bakın Allah öyle bir şey koymuş ki 1 milyarda 1 bile alsanız faizdir ve haramdır. Bunu anlatmış bu ayette Bakara 279'da. Eğer paranız işte altın gümüş değil de bugünkü para gibi enflasyonla değer kaybetmişse o kaybolan değeri alırsınız ki haksızlığa uğramamış olasınız. Eğer bir deflasyon diyen yani bir değer artışı söz konusu olmuşsa o zaman da ona göre ödeme yaparsınız ki kimseye haksızlık yapmayasınız.